Minecraft'ın doğasında birçok yapı bulunuyor. Bu yapılardan bir tanesi Spawner. Kendilerini Dungeon'da bulabiliyoruz. Tabii Minecraft'te yine örümcek spawnerları da bulunabiliyor. Bu bölümde ilerleyişimizi profesyonel bir şekilde yapmak için bulduğumuz spawnerların yanına örnek bir şekilde kurulmayı göstereceğim. Yani mini sistem ve farmlarla dolu spawnerlı yeraltı base kuracağız. Öncelikle spawnerlar yer altında bulunuyorlar ve hemen hemen bütün biyomlarda oluşabiliyorlar. Survival dünyasında orijinal toplam 4 çeşit spawner var. Ayrıca Vanilla Survival'da spawnerları ipeksi dokunuş kazma ile kıramazsınız. Yani spawnerlar taşınamazlar. Bu bölümde iskelet spawnerının çevresine mini sistemler ve farmlarla dolu base kuracağız. Yer altında spawnerları buldunuz. Yapacağınız şey çevreyi temizleyip doğrudan orayı aydınlatmaya çalışmak. Böyle bir aydınlatma yaptığınızda spawnerdan artık yaratık spawnlanmayacak. Doğrudan sandıktaki ganimetleri alabilirsiniz. Sonra bunu temizleyin. Herhangi bir işiniz yok. Geçelim bir spawner'da verimli bir şekilde canavar oluşturmayı sağlamaya. Genellikle dungeonlar 5'e 5 oluyor ve tam merkezinde spawnerlar oluyor. Çevresinde gördüğünüz kırık taşların hepsini kırın. Tamam, şu anda spawner'ın üstüne 1, 2, 3, diğer 4 köşesine de 3 blok genişliği var. Böyle. Tavan hariç spawner'ın 4 köşesinde 1 blok daha genişleteceğiz. Şimdi ise 4 köşesine de 4 blok genişliği var. Sonra her zaman için spawner'ın üstte kalan kısmını tam blok ile kaplayın. Çünkü spawner'ların üzerlerinde de oluşabiliyorlar. Daha sonra bulduğunuz spawner'ın bir kısmı açık kalabilir. Bunu kapatmanız gerekiyor. Spawner'ın açık kalan tarafından 1, 2, 3, 4 blok boşluk bırakıyoruz. Ve geri kalan kısmı yine eşit bir miktarda kapatıyoruz. Işık sızmasına izin vermemeniz gerekiyor. Işık olduğunda spawner çalışmaz. Şimdi burayı temizleyebiliriz ve derinliğine geçelim. Spawner'dan, yani bu zeminden toplamda şu köşeye gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 blok derine kazmamız gerekiyor. Sonra ortaya çıkan canlıları su itme gücüyle yönlendireceğiz. Onu ise bu tarafa yapmaya karar verdim. İstediğiniz bir köşeyi belirleyebilirsiniz. Sınırsız su mantığıyla köşeden bir tarafa akıntı yapacağım. Şurada da dursalar yine bu tarafa akacaklar. Hep bir boşluk bırakıyorum. Şöyle de kapatalım. Ve tamam. Sular kaynakları ile birlikte 8 blok akabiliyorlar. Ortaya çıkan iskeletler veya herhangi bir canlı bu tarafa doğru itirilecek. Ve en son olarak buraya gelecekler. Buradan da onları şu tarafa yönlendirmek istiyorum. 2 blok daha derinleştireceğiz burayı. Hazır. Sonra son kısma bir tane daha su koyuyorum. Buradan alta düşen iskeletler bu sefer bu yöne gönderilecekler. Suyun geldiği son noktadan 1, 2, 3, 4 diye derinleştirdim. Kırdım yine. Ve su devam ediyor bu sefer. Tam şu noktada ruh kumu olacak. Ve buradan gelen akıntıyı ve ruh kumunu yukarı çıkartma, kabarcık suyunu engellemek için 2 tane çit kapısı koyup bunları aktif edeceğiz. Gelenler bu sefer bu tarafa ettirilecekler. Sonra şurayı ve buraya kırıyoruz. Bu noktaya da bir tane daha çit kapısı koyup bunu açıyoruz. Mantığına biraz sonra geleceğim. İskeletler yukarıdan buraya gelecekler ve burada her zaman bir tane şu anda kalabilir. Bunu engellemek için yapacağımız şey 1, 2 blok kırıp şuraya çit kapısı koyuyorum. Ve bunu da kıracağım. Bu sefer su alttan da ettirilecek. Çit kapısı tam blok gibi değil. Üzerinde durduğunuzda sizi biraz daha üstte tutuyor. Ve bu sayede ruh kumu üzerine çıkabiliyoruz. Herhangi bir tuş kullanmadan falan. Yukarı çıktığımız için de bu noktadaki ruh kumunun kabarcıklarına yakalanacağız. Buraya bir su koyuyorum. Hafif bu tarafa akıntı oldu. Şuraya kadar gelen canlılar bunun etkisiyle yine o tarafa doğru gidecekler. Sonra şu kısmı kapatacağız. Burası tamamen gereksiz. Hazır. Geri kalan kısmı canlıların ölecekleri noktayı ayarladıktan sonra yapacağız. Şimdi mantığı tekrarlıyorum. Buradan canlılar aşağı düşecekler ve bu tarafa doğru itilecekler. Klavyeyi tamamen bıraktım. Buraya geldiklerinde ruh kumunun etkisine kapılıp yukarı doğru ittirilecekler. Akıntının olduğu tarafa küçük bir hazne açtım. Base'imi bu tarafa doğru kuracağım ve burayı da demir parmaklıkla kapatacağım. Işını öyle bir ayarlamam gerekiyor ki bu kısmı etkilemesin. En son şunları kırabilirim. Şu anda gelmelerini istemiyorum. Burada bir noktaya iskeletler düşecek. Orası da fark etmez, siz ayarlayabilirsiniz. Tam burası olsun. Bu bloğun üst tarafından itibaren maksimum 23 blok yukarı çıkıyorsunuz. 1, 2... Tam olarak şu anda 23. bloktayım ve buradan en alt katmana, o kırmızı yün üzerine düştüklerinde tek vuruşluk canları kalacak. Böylelikle fazla uğraşmadan onları öldürebilir, XP'nizi alabilirsiniz. Daha sonra spawner'dan gelen canları yukarı çıkartmaya geldi sıra. En tepeye kadar kazacağım. Ta ki o belirlediğim seviyeyi görene kadar. Geldim ve burada. Şimdi iki noktayı birleştirmemiz gerekiyor. Onu ise şöyle yapacağım. Tam noktam burasıydı. Buraya gelip buradan aşağı düşürmem gerekiyor. Yol çekelim. Tam bunun hizasına geldi ve bu sefer bu tarafa gideceğim. Burada çevresini kaplayayım çünkü burada su olacak. Daha sonra Diğer taraflarını da kapatacağım. Üzerinde tam blok olmasına dikkat edeceğim çünkü iskeletler güneşte yanıyorlar. Tam hizam yine hazır. Yukarı doğru burayı da kapatacağım. Boşluk ve onların doğru bir şekilde düşmelerini sağlayacak bu noktalar. Hazır. Kenar kısımları kapatalım. Su ittirme gücü kullanacağız. Bu noktaları da neredeyse tamamladım. Şimdi yapacağımız şey ilk önce buraya bir tane tabela koyuyorum. Sonra ise buradan mesela bir su koyup bu suyun aşağı akmasını sağlayın. En alttaki ruh kumunu kırın. Farklı bir blok koyup su yosunu ile en alttan en yukarıya kadar su yosunu kaplayın ki sınırsız su oluşsun. Şimdi bu seviyeden itibaren ben kovayla su koyacağım. Yukarı doğru çıkacağız. En tepeye kadar geldim. Artık iskeletler en alttan o noktaya kadar rahat bir şekilde ittirilecekler. Denemesi ise şöyle olacak. Buradan bu tarafa gelip ruh kumu etkisine kapılıp yukarı ittirilecekler ve buradan yine yön verilip boşluğa düşmelerini sağlayacağız. Şuraya bir tabela ve bu kısma da bir tane de tabela koyuyorum. Ve suyu da bu noktaya koyacağım. Bu sefer gelenler yine buradan bu suya kapılıp bu tarafa ittirilecekler. Ki diğer bloğun etkisi yeterli olmuyordu. Buradan da bu noktaya düşecekler. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi biraz hızlanacağız ve bu hızlanmada göreceğiniz şeyler tamamen o anda gelişen, aa şunu şöyle mi yapsam, bunu böyle mi geliştirsem dediğim şeyler olacak. Hadi şimdi biraz önce dediğim gibi hızlanalım. Spawner'ı doğru bir şekilde ayarladık. Bu tamam. Kuracağımız bu mekan küçük olacak ve her yer çok dar olacak. Koyu bir renk kullanırsak gerçekten hiç ferah görünmez ve darlanırız. Bu yüzden açık donlamalar kullanıyorum. Aklımdaki ilk mantık şöyle. Ben spawner'dan gelen iskeletleri öldürmekle zaman harcamayayım. Bu zamanı AFK kalayım ama farklı farmları da kullanabileyim ki daha fazla malzeme elde edeyim. Mesela balık farmı. Bir yandan balık farmında AFK dururken bir yandan hem kemik birikecek hem de ölen iskeletlerden XP düşüp bana gelecek. Birinci mantığım böyle. Bunu kuracağız ama bunu merkeze ayarlamak gerçekten çok önemli. Mesela bunu ortak bir nokta yaparsanız hem nano farm kurup nano farmda durduğunuzda XP'ler doğrudan size gelir. Aynı şekilde balık farmı veya farklı mini farmlar falan. XP'lerin size gelebilmesi için kuracağınız farmların küçük ve yakın olması gerekiyor. Bunun için de iki temel farmı ele aldım. Nano farmı ve balık farmı. Evet 3 kısım görünüyor ama 3. kısma da büyü masası kurdum ki gelen XP'leri orada harcayabilelim. Sonra bu merkeze yakın olsun diye aklıma küçük bir mantık geldi. Bu mantık bildiğiniz kabin. Uyku kabini. Öyle bir nokta ayarlamalıyım ki gelen iskeletlerden etkilenmemeli. Gece olduğunda yakınızda canavar varsa uyuyamıyorsunuz. Yakında canavar var diyor. Buna izin vermiyor. Ben de tam noktasını ayarladım. Hesabımı yaptım ve küçük bir oda kurdum. İnce camlarla yine tam bir uyku kabini. Sonrasında 4 kurdun gelen iskeletleri öldürebileceği bir düzenek kurdum. Ara sıra tabi onlara sağlık iksiri atmak gerekiyor veya tavuk gibi yiyebilecekleri besinlerle beslememiz gerekiyor. Zorda oynuyorsak dikenler büyülü iskeletleri öldürdüklerinde hasar alıyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Neyse kurulumumuza devam edeceğiz. Kafamda yine bölmelerimi kuruyorum. İşte sandık depolamam olmalı diyorum. Kısımlar falan açmaya çalışıyorum. Tabi bu base'e inmek için de bölüm açmamız gerekiyor. Yukarı çıkacaksın aşağı ineceksin. O noktayı iyi ayarlamak lazım. Uyku kabininin girişinin tam karşısına güzel bir depolama yaptım. Bol bol sandıklar ve işte çalışma masası, Earth, Ender sandığı gibi malzemeleri ortak noktada kullanabileceğim bir ayar verdim. Bu ayar iki köşeden de bu eşyaları kullanmamı sağlıyor. Koridoru yine devam ettirip kollara ayırmam gerekiyor. Bu kollarda mini sistemler kuracağım. Bu sistemlere daha önce başlangıç seviyesi 25 mini sistem ve farm videomda anlattım. Oraya gidip bakabilirsiniz. Tekrar göstermeme gerek yok. Şeker kamışı, bambu, kaktüs ve su yosunu farmını tek bir koridora yerleştirdim. 5 genişlikte hepsi. Daha sonra bunlardan elde ettiğimiz malzemeleri satabileceğimiz için bir noktaya ticaret duvarı ayarladım. Bu duvara istediğim 5 tane köylüyü koyabilirim. Ve farmlardan gelen malzemeleri onlarla takas edebilirim. O yüzden bulundukları konum çok önemli. Hem farmlara yakın hem de erişebilmesi kolay. Devamında küçük bir simya standı bölgesi ayarladım. Bunlar otomatik sistem değil. Yine bir önce belirttiğim sistem farm videomdan otomatik iksir farmına bakabilir. Onu da buraya yerleştirebilirsiniz. Ben gerek duymadan 3 tane iksir tezgahı attım ve hoş oldu. Onun yan tarafından ilerleyen koridorda karpuz ve kabak için bölge açtım. Buralara yine 5 genişliğinde bu sistemleri kuracağız. Onları bir kenara bırakalım ve koridorda yine hoş durması için veya elimizin altında bulunsun diye zırh askıları koyup onlara zırhlar yerleştirdim. Belki sırası gelince onları da kullanabiliriz. Bunları yaptıktan sonra doğrudan yukarı iniş çıkış noktama ayarladım ki acayip bir şey oldu. Burada hem sınırsız su kaynağım var hem de yukarı çıkabileceğim ruh kumu itme gücü, bir diğer tarafında da aşağı düştüğümde hasar almamı engelleyecek su var. Orta noktası ise sınırsız su kaynağım. Buradan bol bol su alabilirim. Güzel bir işe yarar köşe oldu yine. Değerlendirdik burayı. Mini farmlardan gelen malzemeleri depolamak için kısmı ayarladıktan sonra aklıma fırın sistemleri geldi. Doğrudan 4'lü çok basit fırın sistemleri kurdum. Sağ tarafa baktığımızda normal fırınlar, sol tarafa baktığımızda ise 2 tane duman fırını, 2 tane de maden fırını var. Yeterli olacaktır. O sırada aklıma karpuzlar için ayrı bir mantık geldi. Koyduğum tam blok camları ince cama çevirdim. Devamında iskeletlerin öldüğü ve XP'lerimizi kastığımız noktada orta kısma büyü masası ve kitaplıklarını, onun sağ tarafına nano farmı ve onun da sağ tarafına ise yani bir yanına balık farmı kurdum. Buralarda AFK kalırken spawner'dan gelen iskeletler öldüğünde doğrudan bize XP'ler gelmeye devam edecek. Yani artı bir seviye kasma düzeneğimiz var. Bu ise gerçekten çok işe yarıyor. Bunları kafamda kurduktan veya işleve soktuktan sonra direkt şeker kamışı farmını kurup karşısına belirttiğim gibi bambu farmını kurdum. Daha sonra ileri sağ tarafa 4 kaktüslü güzel bir mini düzenek kurdum. Buradan kaktüsler gelecek ve onlardan yeşil boya elde edeceğiz. Veya farklı şeyler için de kullanabiliriz. Sonra yine karpuz ve kabak için ayırdığımız koridora kabak sistemi ve karşısına karpuz sistemi kurdum. Çok basitler. Megaları da kurulabilir. Kurma amacımız basit bir sistemin base'e takılırken kasılmasını sağlamak. Bunlardan sonra iskeletlerin öldüğü merkezin alt kısmına büyük bir alan açıp buraya depolanmaları ayarlayacağım. Henüz kafamda kurmadığım için buraya ara veriyorum ve doğrudan su yosunu farmı için aklıma gelen fikri kurmaya başlıyorum. Bu fikir ince camın arka tarafında tekrardan bir tam blok cam koyup yine ince cam görüntüsünü elde etmeyi sağlamaktı. İşe de yaradı. Devamında hasılat edilen malzemeleri ray hatlarıyla ve hunli vagonla toplayabileceğim güzel bir düzene kurdum. Mantık hunli vagon içi doluysa yukarıdaki hunli içinde hunli vagon boşalana kadar kalıyor. Daha sonra boşaldığında tekrardan sinyal alıp toparlamaya yola koyuluyor. Bunu sürekli sınırsız bir şekilde tekrarlıyor. Aynı şekilde karpuz ve kabak sistemleri için de bu toparlama yapmamız gerekiyor. Doğrudan koridorumuzun karşısındaki varilere malzemeleri aktarabileceğimiz bir ray hattı ayarladım yine. Mantık aynı huni vagonun içi doluysa kendisi huni üzerinde bekletiliyor ve içi boşaldığında sinyal alıp tekrardan malzeme toparlamaya yola çıkıyor. Hemen hemen bütün farmlarımız bitti. Bu base'de dururken bir yandan da bunlar çalışmaya devam edecek. Aklıma sürekli sağda solda gezinirken ince detaylar geliyor ve onlarla uğraşıyorum. Ki fena da olmuyor bu durum. Base'i oldukça güzel ve daha canlı bir hale getiriyoruz. Alt kısmı indiğimizde buraya da yine farmlardan gelen malzemeleri depolamak için sandıklar yerleştiriyorum. Bu esnada aklıma base'imizde Nether portalının olmadığı geldi. Ve ben de hemen bir tane kurdum. Güzel de bir noktaya denk geldi bu. Sonra sistemsiz bir Nether Wart bölümü ayarladım. Bu bölümde rukumları zemine yerleştirip onların üzerine Nether Wart ekeceğiz ve Nether Wart'ları tam büyüdüğünde onları servet 3 balta veya kazmayla kırdığımızda daha fazla malzeme elde edeceğiz. Sakın suyla falan akıttırmayın. Gerek yok. Elinizle kırın, daha fazla malzeme elde edin. Daha iyi. Zaten bir farmı yok onun. Tam bu esnada aklıma yiyecek farmının sadece balık farmı olduğu geldi. Ben de yine midi sistemler ve farmlar videomdaki tavuk farmı mekanizmasını buraya küçük hali yerleştirdim. Buradan da çiğ tavuklar elde edeceğiz. Yiyeceksek yiyeceğiz. Yemeyeceksek köylere satabileceğiz. İskeletlerin öldüğü merkezde kurduğum ilk mantık farklı farmlarda AFK dururken burası işlemeye devam etsin, kemikler biriksin ve XP'ler bana yine gelsin diye kurt mantığını kullandık. Bu olmasın, tamam mı? Yine biz kendi elimizle kılıcımızla öldürelim diyorsak onun için de yine bir orta noktaya ayar verdim ve bu ayarda rukumu kullandım. Anladım ki rukumu kullandığımızda duvar kısımlara merdiven koyarsak rukum üzerine duran canlılar yine anti-creaming'den ölüyorlar. Hani rukumu tam blok sayılmıyor ya, işte o yüzden iki köşede bulunan merdivene çıkamıyorlar. Havada duramadıkları için de anti-creaming'i açamıyoruz. O yüzden rukumu kırıp hemen turuncu çimentolu, içlerinde hunli vagon olan her zamanki mantığı kullandım. Burada herhangi bir farmda yine AFK durabilir, saatlerce kalabilir, geri gelin yüzlerce hatta binlerce de denebilir. Siz ne kadar kalırsanız iskelet bu noktada biriksin. Son olarak uyku kabininden aşağı inebileceğim küçük bir ayar yapmıştım. Orayı doğrudan depolamaya yönlendirdim ve basit gizli bir geçitimiz oldu. Doğrudan alta bağlanıyor. Onu ise 3'e 4 tabloyla gizledim tabii ki. Base'imiz tamamen bitti. Anlık olarak aklımdan geçen bütün her şeyleri uyguladım ve daha sonradan bunları size anlattım. Kurmadığım, kullanmadığım, ihtiyaç duymadığım birçok mini sistem var. En basitinden kar farmı. En basitinden kakao farmı. İhtiyacınız varsa yine kurabilirsiniz. Tek yapmanız gereken koridorunuzu açıp farmları oralara sıkıştırmak. Sonra mini base'inizden her şeyi halledersiniz. Hepsi bu kadardı. Base'imizin tamamı bitti. Buradayım tamam. Ve spawner yüzey olarak biraz yüksekte olduğu için arkamdaki gibi çirkin görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Spawner ne kadar derinde olursa onu ve onun işlerini gizlemek o kadar iyi olur. Derinlik her zaman iyidir. Girişimiz burada. 33 seviye olmuşum bile. Farm yaparken falan. Yukarı çıkış, aşağı iniş. Atlayalım. Ve buradayız. Orta kısım sınırsız su. Suya ihtiyacımız olduğunda buradan kova ile sağ tıklayıp alabiliriz. Yukarı ise buradan çıkıyoruz. Yeni çıkış bu kadar basit. Burada iskeletler birikiyorlar. Herhangi bir farmda AFK kaldığımızda yine birikmeye devam edecekler. İlk kullandığımız mantık tam otomatikte. Bizim bunları öldürmemize gerek yoktu. Ve yine AFK kalabiliyorduk. İsterseniz onu, isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız size kalmış. Haritanın indirme linki açıklama kısmında mevcut. Bütün her şeyi buraya gelip detaylı bir şekilde inceleyebilir. Hatta burada oynayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu serinin devamı gelecek. Nerede ne yapmamı istiyorsunuz, nasıl base kurmamı istiyorsunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Neyse, umarım beğenip ve keyif almışsınızdır. Destek için videoyu beğenebilirsiniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.